Merhaba arkadaşlar. Bitlis'te 5 minare adlı türkü bugün çalacağız sizlerle. Akor, arpej ve solo olarak göstereceğim sizlere. Daha önce bu türküyü kanalımda vermiştim. Ama kağıda yazdığım için notaları link olarak sizlere paylaşmamıştım. Artık türkü notalarını notanehri.com sitesinden paylaşıyorum. Rahat ulaşımınız için. Umarım çalışmalar daha verimli olur. Bu şekilde arkadaşlar, sizin de görüş ve önerilerinizi yorumlar kısmında alabilirim. Önce solo olarak başlayalım arkadaşlar Türkiye. Kullanacağımız arıza sesler, üstel 6. sıra 1, 2, 3, 4, 5, 6, do diyez. Buraya 3. parmakla basacağız. Si bemol, orta tel 4. sıra 1, 2, 3, 4, orta parmakla basacağız. Mi notası alt tel 3. sıra 1, 2, 3, buraya 1. parmak. La notası orta tel 3. sıra, re'de alt tel boş. Fazla da bir notamız yok arkadaşlar. Önce solo olarak göstereceğim, daha sonra arpej ve akorlarını göstereceğim. İlk ölçü la la re olarak başlıyor. La 8'lik, sonraki la 4'lük, sonraki re'de noktalı 4'lük. Yani la la re, direkt böyle çalıyoruz. La la re, altta 1-1-0 yazıyor. 1-1-0 da boş. Oradaki bir parmak numarası. Bitlis'te diyebilirsiniz söyleyerek. La la re. İkinci ölçüye geçiyorum. Re 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 mi do. Şimdi re re 8'lik 4'lük geliyor. 5 mi la re. Re mi'yi orada çabuk alacağız. Çünkü 16'lık notalar. Re mi do. Do'da da şöyle diyeyim arkadaşlar. Üstel 6. sıraya bastınız. Serçe parmak boşta kaldı. Şu şekilde süsleme yapabilirsiniz. Ya da şöyle teli 3. parmakla kaydırarak ezebilirsiniz. Çok böyle bastırmadan tabii. Yani şöyle diyeyim. Bunun iki farklı versiyonu var. Bir parmak do diyezdeyken 7. sıraya git gel yapar. Yani bakın do diyezdeyken git gel git gel git gel. Ya da do diyezdeyken yani 6. sıradayken 5. sıraya git gel yapar. Şöyle. Hangisi kulağınıza hoş geliyorsa arkadaşlar. Az önce ben çaldığımda solo olarak 6. sırada böyle kaydırarak yapmıştım. Yani re 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 mi do. Şu şekilde yapmıştım. 5. sıraya git gel yapmıştım. Pardon. Yani orada arkadaşlar hangisi hoşunuza gidiyorsa onu yapın. İsterseniz hiç süsleme yapmayın. Re mi do düz çalın geçsin. Yani orada size 3 farklı şekilde arkadaşlar alternatif gösterdim. Gerisi size kalmış. Baştan alayım ben. La la re 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 mi do. Şu şekilde. Üçüncü ölçüye geçiyorum. Re mi re re do. Do'da süsleme yapabilirsiniz de. Beni gel onla. Beri gel, dördüncü ölçü. Do, si, re. Beri gel. Beşinci ölçüye geçiyorum arkadaşlar. Aynı tarz devam ediyoruz. La, la, re. Yüreğim. Şimdi tezeneme bakarsanız ben la'yı tek vuruyorum bazen. Yeri geldi. Çift vuruyorum böyle. Yani üst teldeki la'yı da katıyorum. Maksat biraz daha böyle bağlamadaki sesler zengin gelsin arkadaşlar. Normalde la la re çalsanız doğru. Ama ben bu şekilde çalmanızı da isterim yani. Yani biraz bağlamanın sesi böyle doyurucu olsun yani size gelen ses. La la re. İsterseniz la'larda kararı da vurabilirsiniz. La la re. Yani yüreğim kısmında.
Altıncı ölçüye geçiyorum. Re, do, si. Do'da sistemi yapsanız da olur, yapmasanız da olur. Re. 5 ile basmak isteyenler olacaktır. 2 ile basmak isteyenler olacaktır. 3 ile basın arkadaşlar. Çünkü parmaklarınıza hakim olmanız lazım. Her parmakta bu do'ya basmanız lazım. En akıcı parmak genelde arkadaşlar üçüncü parmak do diyezde. Re, do, do, si, do, ya, re. Son iki ölçüye geçiyorum. Beri gel oğlan. Yani yedinci ölçü. La, re, do, do, si, do. La, re, do, do da süsleme yapabilirsiniz ya da düsteme vurabilirsiniz. Onu da hatırlatayım tekrar. Tekrar yapıyorum 7. ölçüyü. Son ölçü. Si, la, beri gel. Ya da si, la, karar. Size kalmış. Burası iki sefer. Çift nokta gördük orada. Çift nokta bizi 5. ölçüye yönlendiriyor. Yüreğim yürüyene, geri gel oğlan, geri gel. Bu şekilde yani. La la re, re do si, la re do do si la la. Ya da la karar yapabilirsiniz arkadaşlar. Birkaç tane alternatif sundum size. En baştan alıyorum. Biraz düz çalacağım arkadaşlar. Dediğim gibi la kararları ister böyle alın, ister böyle, ister işte çiftli vurun böyle. Size kalmış. Do'ları da ister süsleyin, ister kaydırın. O da size kalmış. Önce düz bir ana kalıbı çalalım. Yorumu size kalmış yani açıkçası. La'dan başlıyorum. İlk ölçü. La, la, re. Bilirsiniz arkadaşlar. Yoruma açık bir türkü. Arkadaşlar arpeji kısmına geçersek eğer önce akorları iyi bilmemiz lazım. La minör, la majör akoru var eserde. A harfiyle gösteriliyor. La mi basıyorum. Üst telde do diyezi ya serçeyle ya da yüzük parmağıyla kapatıyoruz. Ben burada serçeyle kapatacağım. Şöyle parmaklar net gözüksün. Şimdi buradaki vuruş şekli üst tele vuracağım. Alt tel yapacağım sonra. Van, geli, bolu gibi bir şey duyulacak. Ama tezene yönleri farklı. Van vurdum. G'yi alttan aldım. Mi notasından. Van, geli, bolu. Yani do, mi, do, la, mi. Tekrar do, Van. Bunu vurduk kabul ediyorum. Geli voldan alacağım. Ge, li, bo, lu. Bakın geli volda bir böyle bir süpürme var. Yukarıdan aşağı. Ge, li, bo, lu. Finalde de yukarı doğru vurarak bitiriyorum. Bir daha yapıyorum. Ge, li, bo, lu. Bu vuruşu çözdüğünüzde zaten iş bitmiştir arkadaşlar. Ge, li, bo, lu. Birleştiriyorum. Van, geli, Bitlis hecesi buradan okunuyor. Sonra re minör. Öğrencilerin sevmediği akor. Re minör de arkadaşlar alt tel 4. sıra fa, orta tel 3. sıra la. Bastıktan sonra serçe parmak üst tel 7. sıra re'ye gidiyor. Bunu böyle atacaksınız. Bunu yapamayanlar arkadaşlar 2 dakikada parmak germe egzersizi videom falan var. Onlara bakabilirsiniz. Faydasını görürsünüz. Ben çalıştım, gördüm. Siz de görürsünüz umarım. O tür parmak germe egzersizlerine çalışın arkadaşlar. Re minör böyle dedim. Farklı bir versiyonu da
İşin kolayına kaçacaksanız orta tel 10. sıra re, alt tel 10. sıra la, üst tel de fa, 11. sıra baş parmakla kapatırsınız, böyle vurursunuz. Bang, deli, borlu. Ben buradan göstereceğim. Buradan yapmanız daha iyi olur. Çok karşımıza çıkıyor bu re minör akoru. Bang, deli, borlu. Bang, deli, borlu. Baştaki la majörde yaptığımız akorun aynısı. DM harfiyle gösteriliyor dedik re minör. Şimdi birleştiriyorum. La majörde vangeli volo yapacağım, sonra re minöre geçeceğim, vangeli volo yapacağım. Bakın, la'dan başlıyorum. Vangeli volo, re'ye geçiyorum. Vangeli volo. Bir daha yapıyorum. La. Mükemmel bir egzersiz bu arada. Parmakları bayağı bir açıyor arkadaşlar. Bunu bir saat falan çalışın. Zaten olay bitmiştir. Onu söyleyeyim direkt arkadaşlar. Bunu yaparken de okuyabilirsiniz. Bitti. 5 minare kısmına geçiyorum. Re minör DM'ye gelmiş, sonra La majör gelmiş. Bakın. Re minörden alıyorum. Vangeli volo yapacağım. Vangeli volo. Sonra AM'ye geçiyorum. Bang deli bolu yapacağım. Birleştiriyorum. Bang deli bolu, bang deli bolu. Sözleri okuyorum. 5 minare. Bitti. Baştan alacağım. La majörle başlıyorum. Re minör yapıyorum. Bang deli bolu'da. Sonra bang deli bolu bir daha yapacağım. Yine re minörde kalacağım. Sonra la majör yapıp bitireceğim. Şöyle yani. Der gibi. Üçüncü ölçüye geçiyorum. Beri gel oğlan kısmı. Re minör, la minör gelmiş yine. Beri gel oğlan. Bakın, bang geli bolu. Re minör de yaptım. Bang geli bolu. A'da yaptım. Yani la majör. Dördüncü ölçüye geçiyorum. Beri gel. Ne yaptım? Büyük B, küçük B. Yani si bemol majör. Ona da şöyle basıyoruz. Alt tel fa, orta tel si bemol. Birinci parmak yatıyor böyle. Üst telde de re'yi. Serçe parmakla da yüzükle kapatacağız. Ben serçeyle kapatacağım. Bang geli bolu yaptıktan sonra si bemol majörde re minöre geçiyorum. Bang geli bolu yapıyorum. Bakın. Bu tekrarları siz bir 500 sefer yapın arkadaşlar. Üşenmeyin. Faydasını bayağı göreceksiniz çünkü. Beşinci ölçüye geçiyorum. Aynı tarz gidiyoruz arkadaşlar yine. La minör gelmiş. Re minör. La minör de yaptım. Şimdi re minör de vangeli bolu yapacağım. Altıncı ölçü dolu yare. La minörde vangeli bolu yapacağım. Si bemol majörde vangeli bolu. Bakın. Vangeli bolu, vangeli bolu. Burada pardon. Dedik. Beri gel oğlan kısmı 7. ölçü. La minör. Beri gel. Yine pardon, la minör dedim. La majör yapıyor orada. Sonra si bemole geçiyor arkadaşlar. Si bemol majöre. Ya burası 7. ölçü. Finalde de la minör. La majörle bitiriyor. Ama la minör dedim. Bugün kusura bakmayın arkadaşlar. Anlatması biraz daha zor oldu bunları. Bir de şimdi bağlama çalanlar pek akorlara hakim değil. Genelde karar seslerine daha hakimiz. Finalde beri gel kısmı. La majöre basıyorum. İki tane beri gel diyorum. Sadece finalde aynı akorda iki tane vuruyoruz.
Sonra tekrar var oranın. Yüreğim dolu yarıya geçiyor. Ben baştan bir alayım, akorlarla beraber okumaya çalışayım ağır tempoda arkadaşlar. Bu tür şeyleri ağır tempoda okursanız daha faydalı olur. Mi. Majörde bitirdim. Tekrar 5. ölçüye tekrar işareti var. Diye bitirebilirsiniz. Diğer kısmında da bir de böyle arpej değil de akorlu bir şekilde akor vuruşlarıyla şöyle bağlamadan kulağımıza aşina olan Van Gel Bolu vuruşu düz bütün telleri. Bu da arpejsiz hali diyeyim arkadaşlar. Akorları sadece kara sesi vurur gibi çaldım. Van Gelibolu vuruşu sabit gittim. Bu şekilde de çalışabilirsiniz. Umarım verimli bir çalışma olmuştur. Karar akorlar yani arpej akor öyle söyleyeyim arkadaşlar. Siz anladınız. Kafanızı karıştırabilir ama 3 tane akorumuz var. Vuruş da sabit. Van Gelibolu'yu da çözdünüz mü?